Efendim merhabalar. Bugünkü konumuz engelli muafiyeti. Biliyorsunuz her yıl Ocak ayında engelli muafiyeti TÜİK verilerine göre, enflasyonuna göre hesaplanıyor ve bir üst limit açıklanıyor. Ve o üst limit o yıl boyunca geçerli oluyor. Şimdi 2022 yılının başında da 450 bin lira üst limiti olarak açıklandı. Açıklandığı zaman aslında Ocak ayı itibariyle birçok markanın birçok modeli, otomatik versiyonları, SUV araçlar gibi birçok araç 450 bin liraya giriyordu. Fakat 2022 yılında biliyorsunuz hem enflasyon, hem dolar kuru atakları, hem de çip krizi, tedarik krizi gibi etkenlerle otomobillere aşırı bir şekilde zam geldi. Fiyatlar değişti. Fiyatlar değişince de aydan aya, yani Ocak ayından Şubat ayına, Şubat ayından Mart ayına geçtikçe her geçilen ayda birer ikişer otomobiller muafiyet dışına çıkmaya başladı. Çünkü kur artıyordu ve 450 bin liranın üstüne çıkmaya başladı otomobiller ve birçok markanın işte otomatik vitesli araçlara önce çıktı. Biraz daha büyük araçlar 450 bin baremini açtı ama şu Haziran-Temmuz ayına geldiğimiz noktada artık birçok araç baremi aştı ve insanlarda şöyle bir beklenti oluşmuştu. Bir düzenleme gelir mi? Her sene Ocak ayında geliyordu ama bir ara düzenleme acaba işte otomobilde gelir mi? Çünkü çok olağanüstü bir durumla karşı karşıya kalındı. Birçok engelli kardeşimiz bayilerin yolunu tuttukları zaman ya otomobil bulamıyorlardı ya istedikleri otomobili bulamıyorlardı. Barem sıkıntısına takılıyorlardı. Otomatik vitesli araçlar hiç bulunmadığı gibi arkadaşlar, bazı bulunan araçlarda nereye takılıyordu? Sınırdaydı baremi ama orada da aksesuar paketine takılıyorlardı. Ve istedikleri aracı bulamama dönemi Haziran ayları itibaren başladı. Ve piyasada da bir ara güncellenme geleceği söylendi. Ama bakıyoruz 10. aya artık geldik ki ortada herhangi bir güncellenme yok. Artık bu saatten sonra da 10. ay itibariyle arkadaşlar, şu Ocak ayında tekrar bir güncelleme geleceği göz önüne alırsak, bir güncellenmenin beklemesi çok doğru değil. Artık yani biz hedefimizi tekrar Ocak ayında normal TÜİK verilerinin açıklayacağı bir güncellemeyi beklemekten başka zaman zarfımız kalmadı. En azından şimdi açıklanacak olan, keşke hiçbir üst limit olmasa burada ama bir üst limitimiz var. Onun üzerinden konuşmamız gerekirse bu üst limitte 1 milyon TL gibi bir rakam hesaplanıyor. Yani enflasyonu hesapladığımız zaman, işte yapılan hesaplamalara bakıldığı zaman, işte gelecek olan 2023'ün 1 milyon TL gibi. Bazı hesap uzmanları bu rakam çok yüksek, işte 700-750 bin lira gibi ve 1 milyon arasında ikiye bölünmüş bir hesap metodu var. Bazıları 1 milyon gelir, bazıları 1 milyon çok yüksek, 750 bin, 800 bin TL gelir gibi bir kanı hakim. Umarız 1 milyon TL gibi bir rakam karşımıza çıkar. Şimdi güncellenme Ocak ayında gelecek ama bugün için, yani 10. ay itibariyle güncellenmeyi bir beklemek lazım. Yoksa gidip otomobili, almak istediğim bir otomobil var, benim limitimi de kurtarıyor. Yani benim almak istediğim otomobil, bu baremi hala bugün bulabiliyorum. Küçük bir araca ihtiyacım var. Örneğin Hyundai'nin i10'u hala bugün bu kapsama giriyor arkadaşlar. Eğer bugün o araç hem bulabiliyorsan hem de limitini kurtarıyorsa kardeşim, mutlaka ki Ocak ayına göre bu enflasyonla bakıldığı zaman üstüne 30-40 bin lira gibi bir farkın geleceği görünüyor. Şimdi eğer senin almak istediğin araç 450 bin üst limitinden daha uygunsa bugün ve o aracı bulabiliyorsan, İlla ki arkadaşlar 2 ay sonra bu artan enflasyonla araç biraz daha size pahalıya gelecek. Bugün bulabiliyorsanız ve istediğiniz araçta limite kurtarıyorsa almanızda fayda var. Elbette ki bekleyenler için söylüyorum. Daha büyük bir bekleyen kesimde limitlerin güncellenmesini bekliyor. Çünkü onlar da almak istediği araçlar artık bu limitleri aştı gitti. Yani otomatikli versiyonların biraz, bazı modellere çıktığımız biraz dolu olduğu zaman hepsinin limitleri çok farklı yerlerde. Bekleyenlerin çoğunluğunun da güncellenmenin gelmesini. Çünkü artık istediği araçların bu baremi kurtarmadığı için beklediğinde farkındayım. O yüzden umarım herkes istediği aracı alır.
güzel bir güncellenme gelir. İyi bir rakam gelir arkadaşlar. İnanın bunu çok istiyorum. Herkes hayalindeki istediği otomobile sahip olur diyelim. Şimdi arkadaşlar 2022 yılına kadar, yani 2022'ye kadar Ocak ayında üst limit açıklanıyordu. Ama yıl içerisinde artan bir döviz kuru olmadığı için fiyatlar, otomobil fiyatlarında böyle bir çip sorunu, tedarik sorunu, enerji sorunu olmadığı için fiyatlar çok cüzi bir şekilde zamlandığı için böyle barem değiştirmiyordu otomobiller. Bakın Şubat ayında ÖTV matrak güncellenmesi yapıldı. Ne vardı? 45, 50 ve 80 dilim vardı. Şubat ayında 45, 50, 60, 70 ve 80 dilim gibi dilimler. Yani yeni 60 ve 70 yeni dilim eklendi. Neden? Çünkü otomobillere gelen zamlar artık matrahları devre dışı bırakıyordu. Şubat ayında yapılan matrah güncellenmesi Ağustos ayında hükmünü kaybetti. Ağustos ayından sonra Eylül'de güncellenme beklendi. Ekim'de güncellenme beklendi. Bakın hala otomobilde bir matrah güncellenmesi bekliyor. O yüzden bugüne kadar 2022 yılına kadar üst limit bir açıklanıyor. Ama burada yitirmiyordu limitin güncelliği. Ama 2022 yılında bu enerjiye gelen zamlar, dediğim gibi otomobil fiyatlarını fahiş bir şekilde arttırınca artık üst limitleri zorlamaya başladı. Bence bu tekrar ya yılda iki kere yapılmadı, yeni bir düzenleme gelmeli buraya, ya da böyle bir döviz kuru baskısıyla veya fiyatlar yıl içerisinde ani değişiklik yapıldığı zaman bir ara dilim, ara güncelleme mutlaka yapılmadı. Aksi takdirde bugün engelli kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Aylardır almak istedikleri otomobiller ya bayilerde olmuyor ya da limitlerin dışında oluyor. Tekrar 2022 ile öncesine dönecek olursak, 2022 Ocak ayında güncellenme üst limiti açıklanırdı. Ondan sonra bizler ne yapardık? Hangi araçlar, hangi markalardaki hangi araçlar bu limite giriyor diye yapardık. Belki bir, belki iki araba yıl içinde o limitten çıkardı. Bazı seneler hiç çıkmazdı. Ama 2022 yılı itibariyle işte arkadaşlar, Haziran ayındaki alınabilecek araçlar, Temmuz ayındaki alınabilecek araçlar, Ağustos ayındaki alınabilecek araçlar diye adeta bir Survivor'ın adaya veda edeni gibi. Hani adaya şu yarışmacı veda etti, diğer hafta adaya şu yarışmacı veda etti. Hani Survivor başlarda koltuklar ilk başlarda doludur ya, her hafta birileri eksilir, sonra ikişer üçer kişi kalır böyle. Onun gibi oldu. Her ay birkaç model adaya veda etti. Şu an itibariyle elimizde kalan 3-5 markanın birkaç modeli, o da bayilerde bulunursa. O yüzden bence burada artık köklü bir, radikal bir değişiklik de yapılabilir. Yani bir karar alınabilir ve bu bir yıl değil de 6 ayda ya da gerektiği zaman güncellenme yapılacaktır gibi. Ara yılın ara zamanlarında yapılması gerekiyor. Bunu da 2022 yılı bizlere öğretmiş oldu çünkü. Efendim, umarım 2023 yılında çok iyi bir üst limit açıklanır ve tüm engelli kardeşlerimiz almak istediği hangi araç, hangi model, hangi markadaysa bu limite girer ve her şey gönlünüzce olsun diyorum. Şunu unutmayın, Otomobil Dünyası kanalı her zaman sizin sesinizi duyurmaya devam edecek. Yorumlarınızı yazıyorsunuz ve sizin yorumlarınızı gerek topluluk sekmesinde olsun, biliyorsunuz, sabitliyorum oraya. Sizin sesinizi duyurmaya devam edeceğiz. Hep beraber güzel günlerde buluşmak üzere olsun inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.